Dinliyorum, merak ediyorum. Nedir Sana yorumun? katılıyorum bu sefer. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Ne yapacağını söylediğini bilmeden biliyorum, biliyorum. Nefise'yi savunacak. Net Nefise'yi savunacağım. Bazı erkek kardeşlerimize bir kadınlarla konuşma kılavuzu almak lazım. Evet, doğru, haklısın. Onu evet. Bir alsınlar, bir okusunlar. Nasıl konuşulacağını bir öğrensinler. Ondan sonra şartlar ne olursa olsun o kelimeyi de kullanmazsın. Sen burada yırtıyı nasıl aklı çıkardın ya? Ama sen burada bu yok, ağzından çıkabilir. Ya hepimiz sorar. Gitmeyen var mı aramızda? Yok. Benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı abi. Çıkmadım. Hayatımda da çıkmaz. Bir kadına ben böyle bir ifadede kullanmam. Ne kadar zor durumda olayım. Ne kadar zor şartlarda olayım. Sen bunu ben nasıl... Dedi, bilmiyoruz ki ne dedi acaba yani. Hani sen tam olarak... Burada bi olan bir kelime. Var. Aa şey Nefise'cim iyi yaptın. Bana üç kaşık kaldı mı dedi. Onu mu söyledi sence? Abi arkadaş arasında herkes İstanbul Türkçesiyle konuşmuyor. Ya bırak. Mesafeli. Herkes senin gibi eski Beyoğlu beyefendisi değil bak, yani. Kendi emcinslerinle konuşabilirsin. Buna itirazım yok. Ama bir kadına konuşamazsın abi. Bunun bana bunun hiç savunmasını yapmayın. Bak kesinlikle yapmayın. Çünkü kabul etmem. Ben de kabul etmem. İki. Şimdi bu kız benden alın demiş ya. Ertuğrul benden al. Benden abi, al. Bu kadar iyi niyetli deniyor. İzden bir kaşık alır mısın? Bir daha yaşayalım. Benden al diyor ya. Kafasını Ertuğrul, bile ben kaldırmıyor. Benden al diyor. Bir, lütfen. Şu sadece o bölümü söyle izleyebilir miyiz? Benden al mı diyor, bizden mi al diyor? Bizden diyor. Ben bizden sordum. Onayı aldım. Tam diyor olarak ki, diyor ki bizden yani, bir kaşık alır mısın? Sen bunu... Bak geliyor. Heh. Burada başlıyor Ertuğ zaten söylenmeyi başta. Çok haklı bu arada bak, yani hani. Kaşık yiyorum ben. Kaşık geldi bana. Ertuğ bizden bir kaşık alır mısın? Bizden bir kaşık alır mısın? Evet. Bu ne demek? Hani yani sen... Bunu 24 saat konuşacaksın. Sen diyorsun ya, 3 kaşık yiyorum. Sen şunu anlatıyorsun. Ben yemedim. 3 kaşıkla duracağım. Seyirci bak beni izle. Ben burada en zor durumdayım. Mağdur olan benim. 3 kaşıkla ben günü geçireceğim. Diyorsun. Ve bunun devamında var ki... Çünkü biz bir insanlar hakkında fikir verirken... Daha önce yaptıklarını baz alırız. Bir yorum yaparken... Ya bu daha evvelden yaptı. Bunu da yapması normal. Şu, ben Galatasaray'ı konuşuyorum. Fenerbahçe ile ilgili Kemal Fenerbahçeli olur. Diyemezsin. Ben Galatasaraylıyım. Fenerli değilim. Bunu herkes bilir. Sen de Ertuğ ile ilgili daha evvelden bunu ya konuşurken sen Ertuğ'un bunlarla ilgili söylemler olabileceğini, bundan da kendine bir şey çıkartacağını düşündüğün için tamam, böyle bir söylemde bulunuyorsun. Burada Nefise haklı mı? Net haklı. Evet, Nefise'nin bazen ağzından çıkıyor ki kadın olarak ona da kızıyorum. Söylememesi lazım. Ama hı hı. Büyük puntalarla ama diyorum. Harika bir kadın izliyoruz. Muhteşem bir yarışmacı izliyoruz. Şimdi size soruyorum. Net bir cevap istiyorum ama. Halil'le Murat Nefise'yi konseyde aman karşıya geçme niye diye Yusuf, durdurmaya çalıştılar. Yusuf'la Halil. Hepsi. Yusuf'la Halil. Evet. Sebep? Çünkü çok iyi performanslı bir kadını. Mı? Nefise haklı diye mi? Yoksa... Muhteşem bir performans var. Nefise giderse burada insanlar yemek yemez, dokunulmazlıkta kazanamaz. Evet. Altında var mıdır? Baktığın zaman zaten bütün iki takımda üçüncü kız. Şimdi bu kadar başarılı, bu kadar muhteşem bir Survivor yarışmacısı senin yanındayken sen niye zorla o kızı karşı aday atmak için mücadele ediyorsun? Onun mücadelesi etmedi. Ertuğ. Kim, deminden beri kimi konuşuyorsun? Abi onun mücadelesi etmedi ki. Çünkü. Onun mücadelesi yapıyor. Nefise'nin de o damarlarıyla oynuyor, sinir uçlarıyla ve böyle bir ortamda da Nefise'nin de artık ne dedi Nefise? Yeter artık, ben de buradan ayrılmak istiyorum. Orada Murat'la Yusuf'un tutmasının altında çok akıllıca iş var. Bu adanın en önemli isimlerinden biri, biz seni göndermek istemiyoruz. Kesinlikle. O zaman biraz hareketlerine dikeceksin. Abi Ertuğ onun için yapmış olsa konsey sonradan gidiyorlar. Yani Ertuğ bunun için yapmış olamaz ki. Hayır, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir şey denk geldi. Hayır, bir gün önce şey. Bir gün önce anlat bakalımdan başlıyor ya. Ertuğ devamlı bir şeyler söylüyor. Daha önce. Anlat bakalımda kim söylüyor? Görebilir miyiz? Ya bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun devamlı aynı kişiyle uğraşıyorsan, devamlı aynı kişiyle sıkıntın varsa dersin ki ben zaten bununla arama iyi değil. Bundan bahsediyor. Bununla sıkıntı yaşıyorum. Ya şimdi Nefise gitti. Oradan gitti. Nefise kendine güveniyor. Ben gittiğim yerde başarılı olur muyum? Olurum. Tabii. Çıktım parkurları kazanır mıyım? Kazanırım. Hiç Nefise için bir kayıp yok. Sen şimdi böyle bir elindeki bir
Cevheri. Sen niye durup dururken itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun? Veyahut da niye onu kazanmak varken, elindeki değeri tutmak varken atmaya çalışıyorsun? Abi Ertuğ da fena. Bir dakika, neden olduğunu söyleyeyim mi? Efendim bakalım. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Söyle abicim, dinliyorum ben seni. Çünkü Ertuğ ile Nefise sürekli takışıyorlar. Ve Ertuğ biliyor ki eğer Nefise performans bir çıkarsa sürekli Ertuğ'un adını verecek. Evet, bunu da yani söyleyeyim. Bak bu çok açık ve net bir şekilde. Sen niye diyorsun ya? Yani bu. Çocuk söylüyor onu zaten. Ayrıca bak, özür dilerim, araya giriyorum. Tabii. Nefise'nin performansı %67. Şu anda kadınlar da birinci. Evet. Genel tabloda da üçüncü bu arada. Evet, Ertuğ da %58. Kim kimi kıskanır acaba? Kim kimle mücadele eder acaba? Kim kimi bir an önce Birleşme Partisi'ne kalmadan onu buradan göndermek için mücadele eder? Abi bence ikisinin de etmemesi gerekiyor. Çünkü ikisi de takımını başarıya götüren iki değerli isim takımda. Nerede başarıya götürüyor Ertuğ? Abi bu zamana kadar Ertuğ birinciydi. Şu son iki ölüm hariç. Kadınlarda kim kazanıyor, erkeklerde kim kazanıyor? Ertuğ birinciydi abi. Yusuf'la yeri daha yeni değişti. 61-58, 3 fark var gözünü tamam, seveyim. İcraat, sonuç. Erkeklerde her zaman gönüller kazanıyor. Erkeklerin en bana iyisi. Bana fiili anlat. Bana sonucu göster. Ertuğ'un bireysel başarısı şu anda takıma bir şey vermiyor. Ama Nefise'nin gibi veriyor. Nasıl vermiyor abi? Örnek. Dün 2-0 bak çıktı. Oyun 2-0 hem de bayrak. Sofa da çıktı. Bayrak 2-0. O 2-0'dan sonra çıkacak şey, o yarışmacı ne olursa olsun psikolojik olarak düşer. Mentalite olarak düşer ve takımın o sayıyı kazandıramaz. Nefise o oyuna çıktı. Ve kazandı. Sonra 2-2 finali de muhteşem. Abi öyle bir anlatıyorsun ya, ki kusura bakma da Ertuğ mu sürekli Nefise'ye uğraşıyor? Ben şu andaki görüntü bana onu veriyor. Nefise Ertuğ'a uğraşıyor yapma. Hiç ilgisi yok. Abi patlama noktası olduğu için. Bak bir şey diyeceğim. Yani ben şundan bahsediyorum. Bak söylediği lafta kesinlikle hatalı. Zaten peki sen şuna inanıyor musun? Ertuğ söylediğinden pişman mı? Pişman bence. Değil. İlk başta diyor ki özür dile dediğinde demedi. Üçüncü, dördüncü de. İnkara gitti. Yok ben ona katılıyorum. Hayır. Murat'la şeyler devam edince o zaman dedik ya demek ki yanlış söylemişim. Çünkü herkes ben de duydum dedi. Evet. Ben de duydum. Ya, evet. İnkara gitti işte çocuk yani yaptığı şeyden artık utandı ki inkara gitti. Ya, utandığı için mi inkara gider bir insan? Yoksa beğendiği için mi inkara gider? Hayır, beğendiği için değil. Yaptığı şeyin doğru olmadığını biliyor evet. Evet ondan inkar ediyor. Ama inkara gitme sebebi kimse duymamıştır. Belki ben bu işin içinden nasıl... Tamam işte yaptığı şeyi kendine yakıştırmadı çok yaşa. Yaptığı şey kendine yakıştırmadığı için inkar ediyor. Belki peki özür dilemesinin faydası var mı? Arkasında olsa niye inkar etsin yani? Ay kendi için diliyorsa sadece özür dilemesinin bir anlamı var mı? Efendim anlamadım. Kendi kötü bir görüntü verdiğim için üzgünüm diyor. Ama Nefise'ye bunu söylediğim için üzgünüm. O arada gider zannetti ya. Hareket. O arada gider zannetti. Hayır laftan geldiğini duymadı zannetti. Laftan ötürü de pişman. Ben laftan ötürü de pişman. Ama demedim diyor çocuk. Demedi. Çocuk kendi diyor yani. Demedi ilk başta özür dileyecek bir şey demedi. Diyor ki ben kendime yakıştırmadığım için özür diliyorum diyor. Ya tamam ben şundan bahsediyorum. O da baskı sonucu. Ertuğ o kötü sözü söylediği zaman bir şeyin patlaması olduğu için bir daha söylese bir daha yapmaz diyorum ben de. Aynı koşullar bir daha gelse Ertuğ bir daha lafı söylemez. Pişmanlık budur. Aynı hareketi bir daha geldiği zaman yaparsan pişman değilsindir. Yapmazsan pişmansındır. Bu kadar basit. Bundan bahsediyorum ben zaten. Evet, burada ortaya açan yani, ama Nefise bence. Nefise ile Ertuğ arasında sürekli kötü. Ortaya açan Nefise mi diyor? Bence ortaya açan Nefise çünkü evet. Bir insana hani. Ama kesinlikle meşrulaştırmıyor tabii ki de lafı yani. Herkes cevap verebilir ya. Neden Ertuğ'a durup dururken sadece Nefise cevap veriyor? Niye kimsenin gözüne batmıyor yemekte söylenmesi de Nefise'ye batıyor? Çünkü Nefise de zaten Ertuğ'u sevmediğini ya sürekli dile getiriyor. Ben de üzerimi alırım Ayşe. Sen orada abi sen olsan niye Nefise alıyor ama bir de? Bak 3 kaşık yedim. Sen dersin ya arkadaşlar bugün az ben yedim ama helal hoş olsun haberiniz olsun. Dersin kapatın. 3 kaşık yedim. Bir defa, 2 defa, 3 defa yani gözüne sokarcasına ben de olsam reaksiyon gösteririm. Abi çok doğru. Nefise gösteriyor ama. Evet. Bunun zaten sebebi de sevmediğini dile getiriyor zaten çocukla konseyde. Ben nasıl sevmek istiyorum? Nefise konuşmasaydı mıydı? Hayır niye bir tek o konuşuyor? Madem herkesin rahatsız olabilecek bir hareketi var Ertuğ'un. Herkesin karakteri ayrıdır. Kimse üzerine almak istemez. Şimdi ben üzerime alırım. Nefise sevmediği için alıyor. Ben üzerime alırım. Peki ben gideceğim demesine işte zaten şöyle bir egosu da var. Hani zaten her şeyi ben yapıyorum. Tabii evet. Oyunları haklı ben mı haklı? Tarzı bir tavrı da var. Haklıysa haklı diyorum ben de kesinlikle. Zaten ama karşı takıma gidersem de bu böyle olacak. Hani benim takımım da benim değerimi anlasın
gibi bir sebeple Sen dün Aysu'yu ben varsam varım, ben yoksam yoksunuz lafından dolayı burada eleştirdin. Aynı hareketi şu an Nefise yapmıyor mu peki? Bence şu anda Nefise... Pardon, Aysu... Sen dün Aysu'yla ilgili dedin ki... Heh. Aysu ben varsam takım var, ben yoksam takım yok diye burada eleştirdin. Evet, şu anda bence o hareketin daha fazla Nefise yapmıyor mu? Aysu'yla Nefise'yi ayrı ayrı kefeye koyuyoruz. Aysu... Üst perdeden konuşan. Şimdi Nefise konuşmuyor mu? Kesinlikle yok. Oturuşuna kadar öyle abi. Bacak üstüne Nefise atmış. Nefise sadece kendini savunmaya çalışıyor. Nefise ona karşı yapılan hareketlere müdafaa yapmaya çalışıyor. Bir şey diyeceğim. Aynı benim şu anda sizin ikinize karşı yaptığım gibi. Yok ben ikinizde de savunmadığım yerler var ama şunu söyleyeceğim. O kadar hani gitmeye meraklı ve Ertuğ'dan uzak durmaya çalışan bir Nefise varken arkadaşlarına neden sürekli ben gideceğim deyip faaliyete geçmeyen bir Nefise var? Tuttular çocuğu. Tutsa da abi benim kararımı iki kişi mi değiştirecek? İlk kişi tutuyor ben gitmeyeyim ne olur tutun tamam, beni ama. Ya bir dakika şimdi hani gitse daha mı iyiydi? Takımı bıraktı. Tabii ki iyiydi. Bak performans da çok iyi. Ben bunu asla... Arkadaşlarından da destek görüyor. Ya bu incedir. Yani bir kadının duygularının okşanması güzel şeydir ya. Hani destek olmak şöyle, kötü bir şey mi? Şöyle de ikna ediyorlar bu arada. Hadi tamam şimdi buradan gittin. Karşı takımla anlaşamazsan tamamen mi gideceksin diye ikna etmeye çalışıyorlar Nefise'yi. Bence orada o da güzel bir duygu. Eğer Nefise'nin bu kadar başarısı olmasaydı bu hareketleri yapmazdı. Ben size bundan bahsediyorum. Yani dün Aysu'yu eğer Kemal abi eleştirdiyse... Başarısından aldığı gazla şu an Nefise bunları yapıyor. Dün Aysu'yu eleştirmeseydi Kemal abi bir şey demeyecekti. Bana katılmıyorum. Nefise geldiği günden beri aynı Nefise. Hiçbir değişiklik yok ki. Mesela, geldiği günden beri hakkını savunan bir Nefise var ya. Nefise şu başarılarının ötürü gideceğimi, edeceğimi, kendi takımını biraz böyle konserde gördüğün gibi tehdit etmesini biraz çok daha rahat yapıyor. Başarıları sayesinde. Nefise biraz buraya girmeden evvel. Zaten başarısını biliyordu Nefise. Bak seni şöyle çürütüyorum. O zaman güçlü müydü? Sözüne getirttireceğim. Nefise girmeden evvel ben bunların yediği değilim. Ben bunlardan daha iyiyim dediğinde kendine güvenerek söyledi değil mi? Tamam. Başarısı var mıydı o zaman Nefise? Biliyor muydu? Yok. O kadar kendine güveniyordu abi, Nefise. Mavi takımın kızdığını söyledi. O elemelerde mavi takım... Mavi takım kırmızı takım değil. Nefise çok güçlü bir karakter. Kendine güvenen abi, bir karakter. Zaten öyle gözü kara bir... Girişinde de aynısı, şimdi de aynısı. Zerre kadar oynamayan karakterlerden birisi. Gözü kara bir kız zaten. Ama ben şey istiyorum ya, anlat bakalım da görüntüleri bir verebilir miyim? Yok öyle bir şey yapamıyoruz şu anda. Ama şeyi de belirtmek istiyorum ben burada. Nefise'nin tabii ki böyle bir egosu var. Ama... Karşı tarafa geçmek isteyip istememesi konusunda sana katılıyorum. Arkadaşlar belki biraz da onunla uygun egom olsun ya, o kadar da azıcık egom olsun benim yani. Benim kıymetimi anlasın. Hani bak Aysun gideceğim yoksa. Aysun ona göre de bir mesafe belirlensin Ertuğ'a gibi. Bir tavır sergilemiş olabilir. Hak veriyorum. Oturuşundan belli. Elini atmış bacağın altına. Bacak üstüne atmış. Ben buranın kralıyım abi. Hani istediğinizi söyleyin. Zaten gitmeyeceğim de siz hadi biraz benim değerimi bilin ya. Falana getiriyor belki. Peki. Ama tamam. Ben Ertuğ'a bir ceza isterim bu laftan ötürü. O da ayrı konu yani. Bakalım şimdi Ertuğ ve Nefise arasında. Bir gün Nefise'nin konseye çıkmasını isterim ki bir aday olsun. Konseyde aday olsun. Seyircinin kimin haklı kimin haksız olduğunu bir görelim.